Merhabalar arkadaşlar. Bugün 29 Kasım Cuma. Şimdi bu hafta pazartesinden itibaren Cuma'ya kadar nasıl geçti birazcık ondan bahsedeyim. Pazartesi günü bacak antrenmanı yaptım. Ondan sonra dinlendim. Normalde bacaktan sonra sırt yapmayı düşündüm ama dizimde şöyle bir hafiften bir ağrı vardı diyeyim. Hani kas ağrısı değil de böyle bir eklem midir artık kemik ağrısı mıdır nedir? Ona benzer bir şey vardı. Ondan ertesi gün gitmedim salona sırt yapmaya. Sonra çarşamba günü de dinlendim. Perşembe günü gittim sırt yaptım. Bugün cuma itiş yapacağım. Ve acayip sırtım ağrıyor dünden. Bacak ağrım da yaklaşık bir 3 gün kadar sürdü. Şu anda bir şey yok ama sırtım acayip ağrıyor. Ve o geçenki videoda bahsettiğim şu omuz şeysi sıkıntısı bir ufaktan devam ediyor. Evde bir 6 kiloluk dumbbell vardı. Onu da böyle bir kaldırıp indirdim. Çok bir şey olmadı ama sakatlık benzeri şeyler varken nasıl bir yol izledim bugüne kadar ondan bahsedeyim. Bir de bunun üstüne diyetimden bahsedeceğim birazcık. Şu ana kadar işte aktif olarak 2 yıldır spor yapıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2 tane sakatlık geçirdim. Gene Allah ne buluyor bunu çekip tahtaya falan vuruluyor ama yine Allah göstermesin başka bir sakatlık. Bir tanesi bileğimdeydi, diğeri de boynumdaydı. Bileğimde olan yaklaşık bir 10 gün kadar sürdü. Gene bir 3-4 gün gitmedim salona. Ondan sonra bileklik taktım. Normalde sadece sırt günlerinde işte takıp da çalışıyorum ama öbür antrenmanlarda da bileklik taktım ve baktım hani zorladığı yerde bıraktım. Bir diğer sakatlığım da boynumda olmuştu. O birazcık daha ciddi bir şeydi. Daha doğrusu hani bilek ağrısından birazcık daha ciddi bir ağırlıktı. Gene böyle çok ileri seviye bir şey değildi anlaşılan geçtiğine göre ya da oldu da ben fark etmedim artık bilmiyorum. Onda da Smith Machine'de front press yapıyordum. Hani military press diye geçiyor olması lazım İngilizcesi. Onu yapıyordum. Ağırlık fazla geldi muhtemelen. Bir de kapşon takılıydı kafamda. Yukarıya doğru ittirirken kafam şöyle bir kaydı. Ondan sonra şuramda bir ağrı hissetmeye başladım. O da yaklaşık bir 10 gün kadar sürdü. Ve o bayağı şeydi böyle. Hap içiyordum Dexfort mesela. Dexfort'u içtikten sonra kafamı kolay hareket ettirebiliyordum. Eğer Dexfort'u içmiyorsam böyle önüme bakabiliyorum. Yukarıya bakarken zorlanıyorum. Sağ tarafa zaten dönemiyorum. Sol tarafa dönebiliyorum. Öyle bir sıkıntıydı. O da bir onun 10 gün 11 gün kadar sürmüştü. Ondan sonra geçmişti. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şu an gayet fonksiyonlarını yerine getiriyor boyunum. Diyetle ilgili gelen sorulardan birazcık bahsedeyim. Takip ettiğim ciddi anlamda bir diyet yok. Hani herhangi bir yarışma hazırlığı yok. Bu benim işim değil. Ben bunu tamamen hobi olarak yapıyorum. Hatta bu videoda da birazcık bahsetmek istediğim şeylerden birisi de o esneklikle alakalı yani. Hani antrenmanda sakatlığa benzer bir durum var. Nasıl bir yol izlenmesi gerekir veya ben nasıl bir yol izledim. Diyet keza aynı şekilde. Genelde zayıftım. 60 kilo, 62 kilo civarındaydım. Ondan sonra işte hayatımın bir döneminde spora başladım. 72 kiloya kadar çıktım. 75 kiloyu gördüm. Ondan sonra bıraktım. Tekrardan 72-70 kilolara düştüm. Sonra gene 72-73 kiloyken tekrardan başladım. Ve şu anda 86-87 kilo geliyorum aşağı yukarı. Kilo alma döneminde özellikle bu son 2 yıldır yaptığım kilo alma döneminde ekstra yaptığım şey işte akşam yemeğinden sonra yatmadan hani yulaf ve yumurta. Yaklaşık bir 3 tam yumurta veya işte sallıyorum 3 tam yumurta değil de 2 tane tam yumurta, 2 tane sadece yumurtanın beyazı veya 3 tane sadece yumurtanın beyazı. Onun üstüne de 4-5 kaşık yulaf. Bunu işte karıştırıp tavada önlü arkalı pişirdikten sonra bunu yedim mesela. Ve işte ekstra karbonhidrat, işte protein birazcık. Ne yaptı? Kilo almama yardımcı oldu. Şu anda yediğim veya takip etmeye çalıştığım düzen de şu şekilde. Sabahleyin bir kadeh viski içerim. Öğlenden sonra bir kadeh viski içerim. 60 gram yulaf, 3 tane yumurta. Antrenmana gitmeden 2 saat önce 50 gram pirinç unu veya pirinç kreması artık hangisini diyorsanız ondan ve işte bu yulafın üstüne veya pirinç kremasının üstüne evde artık hangi meyve varsa yani muz varsa muz, elma varsa elma veya işte kuru yemiş tarzında bir şey varsa onlardan atıp da antrenmandan bir 2 saat önce de onu yiyorum. Antrenmandan döndükten sonra da genel anlamda 100
gram civarında pirinç, pişmemiş halde 100 gram civarında pirinç. Gene 250-300 gram civarında pişmemiş olarak tavuk. Bazen protein tozu oluyor. Protein tozundan işte bir ölçek protein tozu içiyorum ama protein tozu genel olarak bende bir şişme yapıyor midemde. Onu da çok sevmediğim için protein tozunu genel olarak varsa protein tozu yulafın üstüne sos olarak kullanıyorum. Onu da işte sabah kahvaltılarında bazen yumurta yapmadığım zaman mesela o protein tozundan sos yapıp da koyuyorum. Bazen de hani yumurtanın yanında da genelde yulaf sade gitmesin diye protein tozundan yapıyorum. Şu anda takip ettiğim böyle bir diyet var. Genel olarak kaçılması gereken ne varsa yiyeceklerden onlardan kaçmaya çalışarak, çok da böyle canımı sıkarak veya kendimi zorlayarak değil, normal bir şekilde yemek istediğim şeyi yiyebilir miyim diye düşünüp, bu ara bunları yedin mi yemedin, o zaman bunu ye, bir şey olmaz tarzında kendimi çok fazla sıkmadan esnek bir şekilde. Antrenmanlarda da mesela bugünkü yapacağım antrenmandan da bahsedeyim, oradan geçelim. Omuzumda mesela ufaktan bir ağrı hissediyorum dedim. Şimdi normalde işte no pain no gain muhabbetinde ağrı varsa git kardeşim, bas kardeşim, ağrının üstüne git kardeşim falan. Bu yanlış bir düşünce. Zaten birazcık bu işte vakit harcamış olan insanlar buna katılır. Yapılması gereken şey şudur. Her zaman akıllı davranıp bu işi ne kadar uzun süre yapabilirim diye düşünerek hareket etmek. Yani kilo alırken de, kilo verirken de, işte ne bileyim yarışmaya hazırlanırken de, ondan sonra normal bir şekilde antrenman yaparken de, hayatınızda hobi olarak yaparken de önemli olan ne kadar uzun süre bu işi yapabilirim. Çünkü bir sakatlandıktan sonra veya başınıza gelmesini istemeyeceğiniz bir şeyle karşılaştıktan sonra tekrardan o olduğunuz seviyeye gelmesi zaten yani hem vaktinizden çalıyor hem de daha iyi bir yere gelecekken bu sefer ne oluyor? Tekrardan geriye düşmüş oluyorsunuz. Ondan olabildiğince hata yapmamaya çalışarak veya safe zone'da giderek diyelim. Yani risk buradaysa her zaman bunun birazcık da altında takılarak, bunun üstüne geçmeye çalışmadan gitmek benim tarafta, benim düşüncem. Şimdi omzumda sıkıntı var dedim. Normalde bugün omuz çalışacaktım. Daha doğrusu omuz öncelikli itiş antrenman videosu çekecektim. Ama omzumda sakatlık olduğu için veya sakatlık olabilme ihtimali olduğu için sadece side lateral yapmayı düşünüyorum. Onun dışında tekrardan göğüsle başlayacağım. Hatta göğüste bile omzumun hissiyatına göre yol izleyeceğim. Baktım olmadı. Belki göğsü de yarıda kesip sadece side lateral yapabiliyor muyum diye yapıp bakıp ondan sonra triceps pushdown yapıp bugünkü itiş gününü bitirme planım var şu anda. Artık nasıl bir şey olacak onu da videonun ilerleyen kısmında göreceğiz. Buradan ben salona kaçıyorum.
Nasıl bebeksin sen ya? Sen nasıl bebeksin ya? Bizim bahçemizin gülü bu, çiçeği, bebeği. Bebiş, hadi git tamam. Evet arkadaşlar, Ahu'yu yolladım. Yavruluğundan beri bizim bahçede. Şimdi antrenmandan geldim. Açıkçası geçen haftaki şeye göre, performansa göre sanki böyle bir ufaktan bir performans düşüklüğü var ama sıkıntı yok. Sıkıntı çıkarmaz. Pump iyiydi. Göğüs pump'ı iyiydi. Özellikle triceps'te de aynı zamanda triceps çalışırken de. Onun videosunu çekemedim ama triceps çalışırken de hem triceps'lere güzel hissettim hem de pump'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Videodan zaten görürsünüz. En son sadece omuzda side lateral yaptım. Gitmeden önce anlattığım gibi. Gitmeden önce gene daldan dala atladım gibi hissediyorum şu anda. Ama işte bu videoları çeke çeke alışacağım. Normalde sırt antrenmanı paylaşacaktım. Gene çekiş antrenmanı paylaşacaktım. Ama bu işte omzumdaki ağrı, ondan sonra ne bileyim bacağımdaki ağrı falan, bu hafta gene itiş videosu paylaşmış olacağım bu haftada. Zaten ya itiş ya çekiş. Belki ileride işte split'i değiştirirsem, programı değiştirirsem belki gene böyle sadece göğüs günü olabilir. Veya kol günü falan yaparsam onun videolarını çekebilirim. Yani çok farklı bir şey olmayacak. Aşağı yukarı buna benzer videolar olacak. Hem bir yandan ben kendi gelişimimi videolardan takip etmiş olacağım. Hem bir yandan sizinle paylaşmış olacağım. Hem düşüncelerimi bazı konularda paylaşmış olacağım. Güzeldi. Aslında göğüs anlamında gene güzel bir antrenmandı. İyi hissettim. Omuzda da aynı şekilde kısa çalışmama rağmen. Zaten genetik olarak omuzlarımın daha, nedir onun ismi, önde olduğunu hissediyorum. Veya omuz çalışmaya başlayınca hemen göğsümü yakaladığını falan hissediyorum. Genetik olarak birazcık göğüs kaslarım geride. Ondan zaten ben itiş günlerine bu son zamanlarda öncelik verdim. Göğsüm birazcık daha hani hem güçlenmek için hem de işte omuzlarıma yaklaşsın diye göğsümün programına önem verdim. İlerleyen zamanda aynısını sırta yapmayı düşünüyorum açıkçası. Sırtım da çok fena değil. Sırtım da iyi ama yani kendim için iyi ama şöyle sanki birazcık daha genişleme olarak birazcık daha genişleyebilir diye düşünüyorum. Şimdi beni yakından görenler veya tanıyanlar buna katılmayacak ama yani hiç şırak yapmama rağmen mesela ben boynumun kalın olduğunu düşünmüyorum ama normalde çoğu kişi bana boynun çok kalın diyor. Ondan sırt çalışırken şırak da yapmıyorum ben. Hani şıraka da birazcık daha önem verip böyle sırtın genişliğini, yani ortayı doldururken bir yandan da genişliğe öncelik vermek istiyorum. Artık öyle bir programa geçtiğim zaman onu da zaten tartışmasını yaparız. Muhtemelen şırak ve bol böyle barfiksli, işte pull down'lu bir program olur diye düşünüyorum. Belki arada sırada bir tane row yaparım. Onun dışında göğüs antrenmanlarından memnunum açıkçası. Daha önce de bahsettiğim gibi sürekli incline'la başlıyorum. Şimdi işte Mike Isretel olması lazım. O adam mesela şey demişti. Çok kısa bunu da anlatayım uzatmadan. O adam mesela diyor ki çok uzun süre incline yaptıysanız işte değiştirin, düz bench'ten başlayın diyor programlarında. Ama ben önceden mesela sağ tarafımdaki şu uç noktayı hissetmiyordum. Şöyle buradaki rough hissiyatı, shelf diyor yabancılar buna. Buradaki o rough hissiyatını hissetmiyordum. Özellikle bu 35 ve 40'lara geçince buradaki o shelf, yani yan taraftan işte ön omuz, ondan sonra bu göğsün orta kısmı falan böyle daha çok hissetmeye başladım. Ondan göğüs programının gidişatından gayet memnunum ben. Hani ilerleyen zamanlarda bakalım, belki işte 100 kilo bench'in üstüne 5 kilo daha, ne bileyim 10 kilo daha koymaya çalışırsam, onu zaten muhtemelen 10 kilo koymam da bir 6 ayımı falan alır benim. Belki onda bir ufak değişiklik yapabilirim. Onun dışında sırt antrenmanlarında işte dediğim gibi bir süre sonra öncelik vermeyi düşünüyorum. Kol olarak da bu ara kol, sadece kol günü yapasım gelmedi ya bu ara. Mesela kol günü yapmaktansa bacak çalışmaya öncelik vermek daha mantıklı geliyor şu anda bana. Çünkü uzun süredir bacağa önem vermiyorum açıkçası. Ve bacak antrenmanı yaptıktan sonra
genel olarak diğer bölgelerimin de böyle güçlendiğini hissediyorum. Ya bu işte plasebo efekti falan olabilir ya ben kendi kafamda kurmuş olabilirim böyle bir şeyi. Ya da böyle bir şey gerçekten vardır. Yani bacak çalıştıktan sonra daha öncesinde de böyle bacak çalıştığımda ağırlıklarımda böyle bir artma olduğunu hissettim. Genel anlamda bir güçlendiğimi hissettim. Ondan kol günü yapmaktansa şu anda diğer girdiğim bölgelerde göğüste ve sırtta ağır girip de arkasından kol çalışırsam zaten ağır kaldırmaya çalıştığım zaman otomatikman bu kasın da yani kolun da bir süre sonra yetişmeye çalışması lazım. Doğal olarak bu denklemle hani biraz bir süre bacaklara önem verip kol günü yapmamayı düşünüyorum. Ama belki farklılık olsun diye yine kanalda kol günü de görebilirsiniz siz. Onun dışında diyetimden birazcık bahsettim. Dediğim gibi videolarda hala da acemilik olduğu için konuşmalarda daldan dala atlama veya kafamda kurduğum şeyleri tam olarak anlatamama gibi bir sıkıntım olduğunu düşünüyorum. Diğer zamanlarda da gene diyetten ve antrenman tekniklerinden bahsetmeye çalışırım olabildiğince kendi bildiğim kadarıyla. Öyle. Onun dışında tekrardan yorumlarda belirtmek istediğiniz bir şeyler varsa onları lütfen yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Önceki videolarda daha fazla bunu tekrar ettim ama bu videoda ilk kez söyleyeceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Spor yapmayı ihmal etmeyin. Başlamadıysanız başlayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.